tabii ki elemanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi araç eksiğimiz vardı. 41'e hem hibe yoluyla, hem vatandaşımızdan hibe, hem hükümetten hibe 41 araca çıkardık. Yani kendi çünkü nedir? Eğer kamyonlarımızı almasaydık neyle çekecektik bu altyapıyı ve hadiseyi? Kendi asfaltı aracımızı döken, eskiden hatırlarsanız zifti seriyorlardı. Bitümü, yağ, asfaltı ne dersek. Sonra da 2-3 gün bekledikten sonra gelip mıcını döküp üstünden geçiyorduk. O zaman zarf içerisinde de araçlar geçerse lastikleri hep zift olur. Şimdi nedir? Zift hemen arkasından dökülüp, dökülürken hemen anında da aynı araçtan mıcı dökülür. Yani çok güzel bir sistem yaptılar. Bunu da biz tek kat yapmıyoruz. Şimdi bazı belediyelere bakıyorum. Yani bunun bunu da bakmanızı istiyorum özellikle. Bizim haricimizdeki döken belediyelere de asfalt dökülürken lütfen bakın. Altyapı sıkıştırmasına bakın. Tek kat mı döküyorlar ona bakın. Halen dediğim gibi zifti serip sonra üzerine mıcırımı döküp ondan sonra silindirle üzerinden geçip yuvandığımı görün yani. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bunu dökerken önce kalın bir mıcırla benimse ben yapayım. Yoksa şimdi burada bir çalışma yapılmış. Yani bir kanun çıkmış. Bu kanunda belirtiyor. Diyor ki işte kimin ne görevi nasıl olduğunu ne olduğunu belirtiyor. Nedir? Diyor ki mahalle bağlantı yolları. Yani köy bağlantı yolları. Mahalle bağlantı yolları. Yine köy bağlantı yolları. Cadde, bulvar, 14,5 metrenin üzerindeki yollar büyükşehir aittir. Yani mahalle bağlantısı. Eski adıyla köy bağlantısı. Çünkü hepsi mahalle oldu. Bunun yanında cadde, bulvar ve 14,5 metrenin üzerindeki yollar büyükşehir ait. Gerisi bize ait. Şimdi malum o yolda iki ilçeyi birbirine bağlayan yol. Anamur'la Bozcazı'yı birbirine bağlayan yol. Şimdi bunlar neresi burası? Tersakan, buradan giderken Tersakan yazan bir levha var. Oradan Bozcazı'ya bağlayan 3900 metresi Anamur sınırları içerisinde, gerisi de Bozcazı sınırları içerisinde. Şimdi bu yola sordum vatandaşa varmıştır ilçe başkanı. Bozcazı CHP'nin ilçe başkanı, Anamur değil. Onu da vurgulayayım. Kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Bu yol Anamur Belediyesi'nin yoluymuş. Orası da benim kendi akrabalarım. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir şey çalışma yapmışlar. Bu çalışmaya dedik ki Mersin Büyükşehir Belediyesi şöyle bir yol çalışma yapmış. Şurası. Hepinizde var. Şurası. Dedik ki biz Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bu dedi ki bunu tek başına yapmayın. Bunu tek başına yapmayın dedi. Bunu oturalım bizim teknik elemanlarla sizin teknik elemanları, ilçe belediyesinin teknik elemanlarıyla Büyükşehir'in teknik elemanları yeniden yapsın. Eksik yaptığınız yerler var dedi. Yani tamam dedi Büyükşehir Belediye Başkanı, bir sene oldu halen hiçbir şey yok. Bizim yaptığımız da bu. Şimdi bunun üzerine tereddüde düştük biz. Biz de bunun üzerine tereddüde düştük. Dedik ki bu yol senin mi? Oradaki dediğim bu yol seninse yap. Madem ben ona şikayet ediyorsun. Bu yol senin değilse benim de yani ilçe belediyesinde ben yapayım. Eğer seninse yapamayacaksan söyle ben yapayım. Hiçbir şey yapmazsan gözümü karartıp yeni sene yapacağım. Şimdi bundan fazla iki tane yer. Bir tanesi de mesela neresi? Bu tenislerin yukarısında harballar dedikleri yer.
Kaç köyün yaylası? 12 tane köyün yaylası ulaşalım. Şimdi bundan önceki dönem bu yolun genişletmesini büyükşehir yapmış. Bundan önceki dönemde buranın genişletmesi büyükşehrin görevleri. Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak. Bu da büyükşehrin görevi. Büyükşehir katı atık yönetimi planını yapmak, yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanmasını ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, yani katı atıkların toplanması hariç, aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, burada taşınması hariç, katı atıkların harfiyatı yeniden değerlendirilmesi, depolama ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurdurmak, depolama alanları, orası bir depolama alanı, kurdurmak, işletmek. Kurmak da var başkan. Kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, aktarmak konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Bertaraf ne diyor? Katakla taşınması hariç aktarma istasyonuna kadar diyor. Değil mi? Orası aktarma istasyonuna kadar. Şimdi değerli arkadaşlar, aktarma istasyonu ne? Mersin Ali Haydar Ulusoy Genel Sekreter Yardımcısı'nın bir yazısı var. 1. ayı 13 2020. Yazıyor işte Göksu şu bu. Bu kapsamda Mersin ili, Anamur ilçesi, Çarıklar, Kocadut Mahallesi, 194 ada, 139 parselde bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize ön tahsisli alanda kurmayı planladığımız katı atık aktarma istasyonu. Benim vazifem oraya kadar. İstasyonuyla ilgili işlemler yaptırım projelerimiz içerisinde yer almaktadır. Bahsi konu olan alanda kuracağımız aktarma istasyonunun işletilmesi kapsamında 4734 sayılı kamu ihale kanunu 19 maddesine göre yüklenici bir firma kısa bir süre içerisinde ihale ederek aktarma istasyonu yapma işi başlayacaktır diyor. Ali Haydar Ulusoy, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı. Şimdi bununla ilgili meclisin kararı nedir Fatih? Meclisin kararı